Dostlar merhabalar. Şimdi 7. üniteye geçiyoruz arkadaşlarım. İntegrale geçeceğiz dostlar. Bakalım 7. ünitemizin ilk köşe taşı ne diyor? Hemen başlayalım. Bu ilk kısımları biraz hızlı hızlı çözelim arkadaşlarım. Asıl integral sorularına giriş yapalım birdenbire. Şimdi diyor ki x'e göre türevi bu olan fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani hangisinin türevini aldığında 4x çıkar ya da çıkmaz diye soruyor. Bakalım 4x çıkacak olanlar, bunun türevini alıyorum. 4x, 7'nin türevi kök 7'nin türevi 0 olduğu için bunun türevi 4x'tir. O zaman bu olur. Şunun türevini alıyorum. 4x sabitin türevi 0 olduğu için 4x geliyor sadece. Bunun türevi de 4x geliyor sadece. Bunun türevi sadece 4x geldi yine. Bunun türevi ise arkadaşlarım 8x çıktı. O yüzden bu olamaz dedik. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki 2 numara, x'e göre türevi 4x küp olan fonksiyon nedir diye bir soru sormuş bize. Bunun karşılığı hangisidir diye soruyor dostlar. X'e göre bir türevi 4x küp olacak. Şimdi burada da dostum bakın Adana şıkkı. X'e göre türevini aldığınızda, bunun x'e göre türevini aldığınızda türevle integral sadeleşiyor. Bir tek 4x küp kalıyor. Doğru cevap bu yüzden Adana şıkkıdır dedim. 3'te de diyor ki fu fonksiyonunun u değişkenine göre integrali. Fu'nun u değişkenine göre integrali. A şıkkına bakıyorum. Fu'nun integralini almış ama x değişkenine göre integral almış arkadaşlarım. Bu değil o yüzden. Fu'nun integralini almış görüyoruz ama d, evet doğru, du değişkeni dedi mi, u'ya göre değişken seçmiş kardeşim. O yüzden Bursa şıkkı doğru cevaptır. C'de ne var mesela? Fu'nun integralini almıyor. Fu'nun türevinin integralini alıyor ve hatta aynı zamanda x değişkenine göre alıyor. O yüzden olmadı bu dostum. Yine bu u değişkenine göre alıyor ama fu'nun değil, fu'nun türevinin integralini aldığı için bu da kabul değil. Bu u değişkenine göre u'nun integralini almış sadece. O yüzden bu da kabul değil kardeşim. Cevabımız Bursa çıktı. Geldik 4 numaraya. Hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada 12x küpün integralini alınca bu çıkmış. Demek ki buranın da türevini alırsak 12x küp çıkacak arkadaşlar. Çünkü türevle integral birbirinin tersi olacaktı. Evet, şuranın türevini aldığınızda 12x küp çıkar, doğrudur. 1 numara doğru. 12x küp ifadesinin x'e göre integrali budur demiş. Evet doğru, buranın tanımını yapmış, yani açılımını yapmış. 12x küpün x değişkenine göre integrali demektir bu. Sonucu da burasıymış arkadaşlarım. Tamamdır, bu da doğru. C integral sabitidir. Evet, her integral alındıktan sonra yanına bir C sabit sayı konulur. İntegral sabiti de denir buna. Evet, 3 de doğrudur dostlarım. Cevabım Edirne'den geldi. 1 numarayı gönderdim. Hemen aldım ikinci köşe taşını. İlk sorumuzla başlıyorum. Diyor ki, fonksiyonunun diferansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? Yani hemen bunun yanına bir D yazıyorum. D fx'i soruyor bana. D demek de ne demekti dostum? Türev. Sol tarafa D uyguladıysam sağ tarafa da D'yi uygulayacağım. Hemen türevini alıyorum bunun. 3x kare olacak. Şu gitti, şu gitti. Eksi 8x olacak. Tamam, tamam. Artı 5 olacak. Tamam, bu gitti. Artı 5. Bir de dx gelecek arkadaşlarım yanına. Diferansiyel aldığımızda dx de geldi. Yani şunu yaptık aslında biz dostlar. Fx'in türevini aldık. D bölü dx x'e göre. Bu dx'i de buraya çarpı olarak attık. Dx olarak geldi buraya. O yüzden cevabım Adana. Yani Edirne'de benziyormuş gibi gözüküyor ama D bölü fx yapmış. Bu dx'i hiç burada bırakmamış. Burada dx yazsaydı yine doğru cevaptı. Ama biz ne yaptık? Dx'i tuttuk. Şunun yanına çarpım durumunda atmamız lazım dostlarım. O yüzden bu da yanlıştır dedik. Bu ne diyor? Diferansiyelini almış arkadaşlarım. Şu x kare artı 1'in karesinin diferansiyelini alın diyor. Ne yapıyorum şimdi? D bölü dx'tir normalde bu. Şuranın da türevini alıyorum. Şimdi önce üstel türev 2 başa geldi.
İçine aynen yazdım. X kare artı 1. Birinci kuvvet kaldı. Çarpı içinin türevi 2x. Yani ne oldu? 4x çarpı x kare artı 1 oldu. Şu bölü dx'i de buraya çarpı dx olarak attım. Bursa şıkkı doğru cevap geldi arkadaşlar. Şuna gelelim. DY'ler, DU'lar havada uçuşmuş burada arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? O zaman her iki tarafın diferansiyelini alalım. DY bölü DX'dir burası. Buranın da U'ya göre türevini alalım hemen dost. U'ya göre türev, pardon. DY bölü DX değil, DU olacak. U'ya göre türevini aldığımda da 5 kaldı. Demek ki DY bölü DU 5. O zaman 3. öncül doğru. DU'yu buraya atarsak DY eşittir 5 tane DU. O zaman 1. öncül de doğrudur dostum. Peki bu ne diyor? 5'e bölün bu tarafı. DY bölü 5 eşittir DU. O zaman 2. öncül de doğrudur. Hepsi doğrudur. Cevabım Edirne'den çıktı. Sonuncu soruya bakıyorum dostlarım. Diferansiyeli bu olan fonksiyon nedir diye soruyor. Yani hangisinin türevini alırsanız bu çıkar diyor. Şimdi 6'nın türevi 0, bu değil. 6x eksi 2'nin türevi sadece 6, bu değil. Bunun türevi 6x eksi 2'dir. İşte bu geldi arkadaşlarım. Bakın türevini aldım. 6x eksi 2 çıkıyor. O yüzden doğru cevabım Ceyhan'dadır dedim. 2 numarayı da gömdük. 3 numaraya geldik. Bakalım ne diyor. Fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Ben şimdi her iki tarafa türev uygulayayım arkadaşlarım. Her iki tarafın türevini alayım. D bölü dx'ini alalım. D'ler gitti. Dx'ler gitti. Bir tek fx kaldı mı kardeşim burada? D bölü dx türev uyguluyorum yani. Şuranın türevini alıyorum. O yüzden bu tarafın da türevini alacağım hemen. 2x eksi 5 yaptı bu tarafın da türevi. Fx fonksiyonu buymuş arkadaşlarım. Cevap Adana'dan geldi. İkinci soruya geçiyorum. Bakın yine her iki tarafın türevini alalım. Buranın türevi d bölü dx yapalım. Buranın da türevini bu şekilde gösterelim. Şimdi d ile integral gitti. Dx'ler birbiriyle sadeleşti. Ne kaldı burada? Fx artı x kaldı. Eşittir. Buranın türevi de 2x. Şimdi bu 1 bölü x demek x üzeri eksi 1 demekti. Türevini alıyorum bu keratanın. Eksi x üzeri kuvvetini yaptım, bir azalttım. Eksi 2 oldu. İşte türevini aldık buranın. C'nin türevi zaten 0 olduğu için yazmaya gerek duymadım dostlar. Peki bize neyi soruyor? F'de 1 kaçtır diye bir soru sormuş. 1 yazalım x gördüğümüz yere. Artı 1 olur. 2 eksi 1 olur. 1 oldu burası. 1 de buraya gelirse 0 çıktı. F'de 1 değeri dedik. Geldik şu soruya. Fx, gx, hx diye bir şeyler vermiş. Hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize dostum. Gene şurada her iki tarafın türevini alalım. Burası f'in türevi çıkar. Burada da integralle dx gider eşittir g kalır bir tek. Şurada her iki tarafın türevini alalım. Burası g'nin türevi olur. Burada da integralle dx gider türevini aldığımda h kalır bir tek dostlarım. Şimdi g'nin türevi de h'mış. O zaman şöyle yapalım mı? F'in türevi G. Tamam, bu doğru. H dediğim şey G'nin türevine eşit. Bu da doğru. F'in ikinci türevini alırsanız diyor. F'in bir kere türevini almıştım. G'ye eşitti. Bir daha türevini alırsam G'nin türevine eşit olur. G'nin türevi de H'a eşit olduğu için F'in çift türevi, ikinci türevi H'a eşittir. Bu da doğrudur. Cevabım Edirne'den çıktı Goberler. 3 numaraya bakalım. Şimdi gelin her iki tarafın türevini alalım yine. Türevini alırsam d bölü dx yazdığımda d ile bu gitti, dx ile de bu gitti. Geriye ne kaldı? X artı 1 çarpı px kaldı. Eşittir. Bu tarafın da türevini almayı unutmuyorum. Türevi 3x kare yapar. Artı 2kx yapar. Eksi 1 yapar. Şimdi bana da diyor ki p'de k'yı bulun diye bir soru sormuş dostlarım. İsterseniz ilk önce x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak ne geliyor burası? Eksi 1 yazdım. Sıfırladı burası. X yerine eksi 1 yazıyorum. Sıfırladı. X yerine eksi 1 yazıyorum. 1, 3. Eksi 1 yazarsam eksi 2 k eksi 1. 3'ten 1 çıktı 2. 2 eşittir 2 k. K eşittir 1 geldi dostlarım. K'yı 1 bulduk diyebiliriz. Önce eksi 1 yaptık ki burası 0 olsun diye.
Şimdi K'yı 1 buldum. Bende P'de K'yı istiyor. Yani P 1'i istiyor dostlar. Hemen X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Şurada. 1 yazarsam 2 olur burası. 2 çarpı P'de 1 olur. Eşittir. 1 yazıyordum K gördüğüm X ve K gördüğüm yere. 1 yazarsam 3 gelir. K 1'di. 1 yazarsam 2 gelir. Artı 2. Bir de eksi 1 var. 2 tane P'de 1 eşittir. 5, 4 yaptı. 2'ye böldüm. P'de 1, 2 çıktı. K'yı 1 bulduğumuz için P'de 1 dedik. 2 geldi. Evet, 3 numarayı da hemen fırlattık. Aldık 4 numarayı önümüze. Bakalım bu ne diyor. Burada da f'in türevini bulun diyor arkadaşlarım. Tabii biz ilk önce bir f'i bulalım da türevini bulmak kolay. Şimdi her iki tarafın bir kere türevini aldığımda ne geliyordu karşıma? D bölü dx'ini aldığımda, türevini aldığımda bunlar gidiyor, bunlar gidiyor. Ne kalıyor geriye? X çarpı fx kalıyor. Eşittir. Buranın da türevini alırsak 3x kare eksi 6x geliyor. Şimdi bir de x'e bölelim her iki tarafı. Fx eşittir. X'e bölersem 3x eksi 6 geldi. Bu fx fonksiyonu. Bir kere daha türevini alırsak f'in türevini buluruz dostum. F'in türevinde de x ne çıkar buradan? 3 gelir sadece. Demek ki cevabım Denizli çıktı. Geldim 2 numaraya. Şimdi f'in türevini bulun diyor ama ben önce bir f'i bulacağım. Ne yapıyorum? D bölü dx. Yani bu tarafında türevini alıyorum. Bu tarafında türevini alıyorum. D ile integral dx'ler de gitti. Ne kaldı geriye? Fx artı x kaldı. Eşittir. Buranın türevini alalım. 3 başa düştü. 3 ile sadeleşince x kare kaldı. Artı 2x artı 4 kaldı türevini alınca. X'i de bu tarafa gönderelim. Fx eşittir. Ne çıktı dostum? X kare. Sonra burada artı x kaldı. Artı bir de 4 kaldı. Şimdi türevini alıyorum f'in hemen. 2x artı 1'dir f'in türevi. Ve diyor ki x gördüğünüz yere eksi 1 yazın. Eksi 1 yazarsak eksi 2 bir daha. Eksi 1 çıktı. Sorumun cevabı. Geçtim. 3 numaralı. Hemen başlattım arkadaşlarım videomu tekrardan. Biliyorsunuz 12. dakikadan sonra kendisi durmaya başlıyor niyeyse bu dımbıl. Şimdi ne diyor burada? Fx fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi A, yerel maksimum noktasının apsisi B olduğuna göre A-B farkı kaçtır diye bir soru sormuş. Biz şimdi ilk önce bir fx fonksiyonunu bulalım. Her iki tarafın türevini aldığımda burada ne kalıyor bir tek? Fx bölü x kalıyor. Burada da 3'ü başa atarsam x kare eksi 12x kaldı. X ile de çarpalım burayı. Fx eşittir. X küp eksi 12x kare geldi. Şimdi fx'in yerel minimum ya da yerel maksimum noktalarını yani ekstremum noktalarını bulacaksam ne yapıyordum ben? Fx fonksiyonunun bir kere türevini alacağım. Ve bu türevi sıfır yapan değerleri bulacağız arkadaşlar. Bir kere türevini alalım. 3x kare eksi 24x yaptı. Ve bunu da sıfıra eşitliyorum hemen dostlarım. 3'e bölelim. X kare eksi 8x eşittir 0 oldu. X parantezinde x eksi 8 eşittir 0 geldi. Yani x buradan ya 0, x buradan ya da 8 çıkacak dedim dostlarım. Şimdi benden de ne istiyor kardeşler bu? Yerel minimum noktasıyla yerel maksimum noktalarının farkını istiyor. Yani 8 eksi 0'ı 8'i istiyor. Ama hangisi yerel maksimum, hangisi yerel minimum? Onu da nereden anlayacağım dostlarım? Kökleri şuraya 0 ile 8 diye yazdım. İşaretlerimi kontrol ettim. Artan, azalan artandır dedim. Fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Demek ki şu 0 noktası yerel maksimum noktası. Yerel maksimum noktası dediği B. 8 noktası da yerel minimum noktası. Demek ki A'da neymiş? 8. 8 eksi 0'ı soruyormuş. O yüzden cevabım Adana geldi. Dördüncü sorum, son soruma geçiyorum. Olduğuna göre fx fonksiyonunun eğrisine x eşittir eksi 2 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi. Dostum bir fonksiyona bir noktadan çizilen teğetin eğimi demek ne demekti? O fonksiyonun türevini al ve x yerine verilen noktanın apsisini yaz demekti. Demek ki benden f'in türevinde eksi 2'yi istiyormuş kardeşler. Şimdi ne yapacağım ben burada? İlk önce şu integralden kurtulalım. Her iki tarafın türevini bir alalım şöyle. Türev alalım dostlarım. D'ler integralle dx'ler de gitti.
Burada ne kaldı geriye? Fx kaldı. Artı 5x kare artı 2x kaldı. Şimdi buranın türevi. C'nin türevi zaten 0. Onu yazmaya bile gerek yok dostum. Ben şuradaki çarpımın türevini alacağım. Birincinin türevi, x'in türevi 1 çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi, f'in türevinde x çarpı birinci. İşte bu hale geldi. Bende de ne istiyordu? F'in türevinde 2'yi, eksi 2'yi istiyor kardeşim. O zaman hemen x gördüğümüz yere eksi 2'yi bir yazalım. Bakın şuradaki fx'ler de direkt gidiyor zaten. İkisi de aynı olduğu için. Eksi 2 yazıyorum x gördüğüm yere. 4 karesi 20 yaptı. Eksi 2 yazarsam eksi 4 geldi. F'in türevinde eksi 2 çarpı eksi 2 de buradan geldi. Şurası 16 yaptı. Eksi 2 çarpı f'in türevinde eksi 2 oldu burası da. Sonra eksi 2'ye de böldük her iki tarafı. F'in türevinde eksi 2 eşittir. Eksi 8 çıktı. Çevirdik arka sayfayı. Evet, arka sayfada ne diyor arkadaşlarım? F'in türevini bulun diyor bize. Şimdi her iki tarafın türevini alacağız dostlarım. Buranın türevi demek d bölü dx'ini alacağım. Buranın da tabi d bölü dx'ini alacağım demektir. Şimdi şu zaten f'in türevi demekti dostum. F'in türevi. Burada da d ile integral, dx ile de dx giderse ne kalıyor geriye bir tek? 3x kare eksi 2x kalıyor. Yani Bursa şıkkımız doğru cevaptır. Şimdi ne diyor bize? Fx fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki teğetinin eğimi. Teğetin eğimi o fonksiyonun türevini al, apsisi yerine yaz demekti. F'in türevinde 2'yi istiyormuş bizden. O zaman hemen verilen şu ifadede her iki tarafın türevini alalım. Şimdi buranın türevini alırsam f'in türevinde x geliyor zaten. Buranın da türevini aldım mı integraller kalkıyor da ortadan. Ne kalıyor geriye? X kare eksi x eksi 3 kalıyor dostum. Burada da diyor ki x gördüğünüz yere 2 yazın. Yazarsak 4 eksi 2 eksi 3'ten 2 eksi 3 daha eksi 1 çıktı sorumuzun cevabı. Burada da diyor ki fx fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi. Ne yapacaktım dostum? Fx fonksiyonunun türevini 0 yapan türevini öyle bir nokta var ki A noktası diyelim buna biz. Bu A noktası türevini 0 yapan nokta olacak. Biz buna ekstremum noktalar diyoruz. O zaman bize f'in türevi lazım. Aldım her iki tarafın türevini. F'in türevinde x eşittir integral gitti. X kare eksi 2x eksi 8 kaldı. Şimdi bunu 0 yapan ifadeyi arıyorum ben. Hemen bakalım çarpanlarını ayıralım. 4 ile 2 diyelim buna. Eksi 4 ile artı 2 dersek evet oldu. Demek ki bunun kökleri x eksi 4 ile x artı 2 olacakmış. Kökleri 4 ile eksi 2'dir. Tablomu çizdim hemen dostlarım. Bir köklerinden biri eksi 2, diğeri de 4. İşaret incelemesini yaptım. Artı eksi artı dedim. Arttı, azaldı, arttı. Şöyle bir eğri oldu bu. Şurası tümsek, şurası çukur. Tümsekte maksimum vardı demiştik. Demek ki eksi 2 maksimum noktasının apsisidir. 4 dediğimizde minimum noktasının apsisidir gobeller. Bana da minimumu sorduğu için cevabım Edirne'den geldi. Dördüncü sorudayız. Hemen bir her iki tarafın türevini alalım. F'in türevi gelecek buradan. Şunlar gitti. Buradan ne kaldı? X küp bölü 3 eksi x kare eksi 2x kaldı. Bu f'in türevi. Bana da diyor ki bir daha türevini al. F'in ikinci türevini al. Alalım. 3 başa düşerse 3'ler gider. X kare eksi 2x eksi 2. İşte bu da f'in ikinci türevi. Burada da x gördüğün yere 1 yaz diyor. 1 yazarsam ne oldu? 1. 1 yazarsam eksi 2 eksi 2. Şurası eksi 1 yaptı. Eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 3 çıktı gobeller. Evet. 5. köşe taşını da gömdük. Hemen aldık. 6. köşe taşını önümüze. Bakalım ne diyor. Birinci sorumuz. Diyor ki şu ifadenin eşiti nedir? Dostlar deminden beri yapıyoruz. D ile integral, du ile de du gitti. Geriye aynen şu içerideki ifade kaldı. O da A şıkkındakinin aynısıdır zaten. Cevap Adana. Burada ne diyor dostum? D cos x diyor. Şimdi D ile integral gitti.
Ama burada cos x kaldı. Cos x'in yanına da mutlaka cos x artı c geldi. İşte burada eğer sadece d varsa dostlarım, şurada d varsa sadece, sen yine bunları götürüyorsun ama yanına artı c'yi eklemeyi unutmayacakmışsın dostum. Cevabım Adana'dan geldi Goberler. Şuna gelelim. Şuna geldik. Burada da direkt d ile integral sadeleşti mi arkadaşlarım? Ne kaldı geriye? 3 bölü t çarpı dt kaldı. 3 bölü t çarpı dt. Bursa şıkkındadır. Geçtim burayı da. Geldik şuna. Burada ne diyor? Yine bakın bu sefer de sadece d var burada arkadaşlarım. Ne yapacağız şimdi? Bununla bu gitti ama geriye ne kaldı? X küp eksi x artı c kalmak zorunda. Şimdi bir 2 yazın diyor x gördüğünüz yere. Hemen 2 yazıyorum. 8 eksi 2 artı c. Yani ne olur burası da? 6 artı c oldu bu. 6 artı c. Eksi diyor 1 yazın. 1 yazarsam 1 eksi 1 artı c'den 1'ler gitti, bir tek c. C'ler de buradan sadeleşti kardeşim. Cevabım 6 geldi. 6 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik 7 numaraya. Artık integral almaya yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlarım. Şimdi geldik integral alma kurallarına. Şimdi burada 12x karenin integralini alacaksın. X'e göre integralini alacaksın. Hemen alalım dostum. Şimdi 12 çarpım durumundaki katsayı olduğu için 12'ye hiç dokunmuyorum. 12 çarpı diye yazılıyor. Yani sen istersen diyor bu 12'yi buradan sileyip integralin dışına da yazabilirsin diyor. 12 çarpı şeklinde. Dokunmuyorum. X karenin integralini alacağım ben. Burada da türevin tersi gibi arkadaşlarım. Bakın türevde ne yapıyordum? Çarpım durumunda getirip bir azaltıyordum kuvveti. Burada da kuvveti bir arttırıyorum. X üzeri 3 diyorum. Bölü, unutmayın, yeni oluşan kuvveti buraya yazacaksınız. Bölü. Burada böleceğiz arkadaşlar. Türevde çarpıyorduk ya, burada da bölü şeklinde yazıyoruz. Türevde kuvveti azaltıyorduk, burada arttırıyoruz. Tam tersini yapıyoruz yani. Ve lütfen unutmayın, bölü 3 yazdım oraya. Yani yeni oluşan kuvveti yazıyorsunuz, sakın ha unutmayın. Ve mutlaka her integralin sonunda bir de artı c'yi koymayı unutmayın Goberler. Peki şu 3 ile de 12 sadeleşsin. Ne kaldı? 4x küp artı c. Cevabım Bursa'dan geldi. Şimdi şuna gelelim. İkinci soru. Şimdi burada da sabit sayının integralini alacağız. Mesela ben birkaç tane yapayım. Diyelim ki 5dx. 5'in integralini alacaksınız. Şimdi 5 demek, şunu biraz düzgün yazıyorum. 5 çarpı x üzeri 0 desem ben buna. X üzeri 0 1 demektir. 1 ile de 5'i çarpınca 5 kalıyor bakın. Demek ki sabit sayının yanında aslında x üzeri sıfırlı bir kuvvet varmış kardeşim. Peki şimdi integralini alırken ne yapıyordum? 5'e dokunmuyorum. Bunun kuvvetini, x'in kuvvetini 1 arttırıp yeni kuvveti bir de bölü şeklinde yazıyorum. Peki 5 bölü 1'den 5 geldi. X'in birinci kuvveti 5x çıktı. Tabii biz bunu her seferinde yok x'in sıfırıncı kuvveti bilmem ne falan diye yapmayacağız. Dostum sabit bir sayının integralini mi gördün? Neye göre integralini al diyor? X'e göre. O zaman bunun cevabı 5 çarpı x. Mesela kök içinde 7 d a olsun. Bak kök 7'nin integralini alacağım. Ama neye göre? A'ya göre. O zaman bunun cevabı kök 7 çarpı a. Mesela kök içinde 3x olsun. 3 olsun. Bunun integralini alacaksın. Neye göre? V'ye göre integralini alalım. O zaman bunun sonucu kök 3'ü yazıyorum. Yanına da değişkeni çarpım diye yazıyorum dostum. Şimdi gelin buraya. Birinci öncüle bakalım. Eksi 1'in integralini alacağım. Neye göre? X'e göre. Eksi 1 çarpı x olacak o zaman. Evet. Eksi x artı c. Bu doğru. Yine eksi 1'in integralini alacağım ama t'ye göre. Ne olacak? Eksi 1 çarpı t. Bakın bu yanlış yapmış. Gitti. Eksi 2'nin integralini alacağım. Neye göre? U'ya göre. Eksi 2 çarpı u olacak. Evet doğru. Artı c'mizi de koymuş. 1 ile 3 doğrudur. Diğeri yanlıştır dedik dostlar. Geldik 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? İntegralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın ne yapıyorum? Şu 2 bölü 3'ü isterseniz başa çarpım diye atalım. Yani 2 bölü 3'e hiç dokunmuyorum, çarpı.
U'nun integralini alacağım arkadaşlarım. U'nun integrali. Kuvveti 1 ya U'nun. Bunun kuvvetini 1 arttırıyorum. Bölü yeni kuvveti bölüye yazıyorum dostlar. Peki ikilerde giderse buradan tabi artı C'yi de unutmayalım. Ne kaldı? U kare bölü 3 artı C. Adana şıkkındaki cevap doğrudur dedim. Geldim buna. Şimdi 4 numara hangileri doğrudur diyor. Dikkatli olun arkadaşlarım. Bak burada diyor ki U'ya göre integral al. U dışındaki bütün harfler sabit sayı. Yani 2V duracak burada. 2V var. Bu sabit sayıdır. Sabit sayıya hiç dokunmuyordum. 2V sabit olur. U'nun türe integralini alıyorum. O da neydi? U kare bölü 2 değil miydi arkadaşlarım? İkiler de gitti. Bakın ne kaldı? V çarpı U kare. V çarpı U kare artı C. O zaman 1 numara doğrudur dostum. Geldim 2 numaraya. Lütfen acele etmeyin. Neye göre integral alıyoruz? Ona iyi bakın. Şimdi V'ye göre integral alıyorum. O zaman V dışındaki bütün harfler sabit. Yani 2 U sabit sayıdır. Buna hiç dokunmadan öyle yazdım. Şimdi V'nin integralini alıyorum. Kuvveti 1 arttırdım. Bölü 2 artı C. İkiler gitti. U V kare artı C. U V kare artı C. Bu da doğrudur. Geldim 3. öncülüme. Bakalım bu ne diyor? T'ye göre integral alın diyor. T'ye göre. Peki bu T'ye göre integral alacaksam eksi kök x bir sabit sayı oldu değil mi artık? Yani benim için 2'den hiçbir farkı yok. Kök 2'den hiçbir farkı yok. 5'ten hiçbir farkı yok. Bir sabit sayı. Peki sabit sayının T'ye göre integral neydi? Sabit sayı çarpı T. Evet sabit sayı çarpı T. Artı C'yi de koymuş amcam. O zaman 3'ü de doğrudur. Paketledim geçtim. Geldim 8. köşe taşına, eğer buradan koparıp alabilirsek tabi. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Köklü bir ifadenin integralini alacağız arkadaşlarım. Tıpkı türevde yaptığım gibi dostlar. Ben köklü ifadenin ilk önce ne yapıyorum? Üslü ifadeye çevireceksiniz. Yani bunu şöyle integral, bu üslü ifadeye nasıl çevriliyordu? X üstünde 3 bölü 4 diye çevriliyor. Dx'imi de yazdım. Şimdi üslü ifadenin integralini alacağız. Ne yapıyorduk dostum? Kuvveti 1 arttırıyorum. Şimdi 3 bölü 4'ü 1 arttırıyorum. 4, 7 bölü 4 mü olur? X üstünde 7 bölü 4 bölü yeni kuvveti de buraya bölü şeklinde yazıyorum. Yani 7 bölü 4 diye de yazıyorum buraya artı C. Şimdi şunu bir ters çevirip çarpalım. 4 bölü 7 oldu. Çarpı x'in de şöyle köke tekrar dönüştürelim bunu. Kök x olsun. Şu 7 x'in üstüne yazılıyor. Paydadaki 4 de kökün derecesine yazılıyor. Artı c. Şimdi bulalım bu cevabı. 4 bölü 7 olacak bir kere. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Kökün derecesi 4. X'in kuvveti 7. Evet bakın birbirine çok benzeyen şıklar arkadaşlarım. Dikkatli olun. Aradaki farkı iyi ayırt edin. Geldim 2 numaraya. İntegralinin eşiti nedir? U'ya göre integral almamı istiyor benden. İçeridekilerde U olduğu için integrali alacağım. Ama integrali önce şöyle bir yazayım. U üzeri 1 çarpı kök U demek. U üzeri 1 bölü 2 demektir. Önce bunu bir bilelim arkadaşlarım. Şimdi şurayı bir daha düzenleyelim. 2 kere 1, 2. Bir daha U üzeri 3 bölü 2 yaptı burası. Çarpı DU. Şimdi artık integralini alabilirim. Alalım. U'nun kuvvetini 1 arttırıyorum. U üstünde 3 bölü 2'yi 1 arttırırsam 5 bölü 2 yapar. Bölü yeni kuvveti de buraya 5 bölü 2 diye yazdım. Artı C. Şimdi ters çevireyim şu 5 bölü 2'yi. 2 bölü 5 olduğu çarpı U üstünde 5 bölü 2. O da ne demek dostum? U'nun kuvveti 5'miş, kökün derecesi 2'ymiş demektir. Artı bir de C'miz var. Bulalım şimdi. 2 bölü 5, şöyle bir daha yazayım. 2 bölü 5 çarpı U'nun 5. kuvveti demek. U kare çarpı U kare çarpı U demektir ki U kare dışarıya U diye çıktı. Bu U kare de U diye çıktı. O zaman 2 U kare bölü 5. Ama içeride bir tane U kaldı. Artı C. 2 U kare bölü 5. Kök U artı C. Bursa şıkkındaki cevabım doğru cevap geldi dostlar. Ve geçtim 3 numaraya. Yine köklü bir ifade var. Ama ben ilk önce ne yapacağım? Bunu
üslü ifadeye çevireceğim. Şöyle yapıyorum. Şimdi 4x bölü x üzeri 1 bölü 2 demektir bu. Biraz daha düzenleyeyim bunu. 4x çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşım burası. Dx'i de yazalım. Hala integral almaya geçmedim bakın. 4 çarpı şunları toplarsam 2 1 bölü 2 yaptı. X üzeri 1 bölü 2 oldu burası dx. Artık integral alabilirim. Şimdi baştaki 4'e hiç dokunmuyordum. 4 çarpı x'in kuvvetini 1 arttırıyorum. Şunu 1 arttırırsam 2 3 bölü 2 olur burası. Yeni kuvveti bir de bölü diye buraya yazıyorduk. Artı c. Şimdi şunu ters çevirip çarpalım. Ters çevirirsem 8 bölü 3 olur. Çarpı x'i de kök içine koyalım. Kök içinde x küp, karesi de burada olduğu için, kare olduğu için yazmadım. Artı c. 8 bölü 3 kök içinde x küp olacak. Adana şıkkındaki cevap doğrudur dedim. 4 numaraya geçtim hemen Goberler. Bir yandan da videoya bakıyorum kaçırmayalım süreyi diye. Şimdi kök içinde 2u var arkadaşlarım. İsterseniz şöyle yapalım hemen bunu. Yeniden bir düzenleyelim. Kök içindeki 2u'nun 1 bölü 2. kuvveti demek du. Yani bu da ne demek dostlarım? İntegral 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı u üzeri 1 bölü 2 çarpı du. Şimdi 2 üzeri 1 bölü 2 yani kök 2 demektir. Kök 2 sabit sayı olduğu için şöyle kenarda bir dursun kök 2. Çarpı. Şimdi şuranın integralini alıyorum. Üstü 1 arttırdım. 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2'yi bir de paydaya bölü diye yazdım. Artı c. Şimdi şunu ters çevirip çarpalım. Ters çevirirsem 2 kök 2 bölü 3 çarpı u üstünde de 3 karekök içinde oldu. Artı c. İşte bu cevabımız hangi şıkkımızda varmış? Kök 2'yi de içeriye sokmuş arkadaşlarım bu. Evet, Ceyhan şıkkında kök 2 de içeriye 2 olarak girecek. 2 u küp olacak. Doğrudur. Ceyhan şıkkımız doğru cevap geldi. Çevirdim. 9 numaradayım dostlar. İntegralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Direkt alalım integralini. Üstü ne yapıyordum dostlarım? 1 arttırıyordum. Eksi 5'i 1 arttırırsam eksi 4 olur. Bölü yeni oluşan kuvveti de buraya bölü şeklinde yazdım. İşte cevap bu. Artı c bir de. Şimdi x üzeri eksi 4 demek 1 bölü x üzeri 4 demektir. Bir de bölü eksi 4 var. Yani 1 bölü eksi 4 diye de çarpı yapalım bunu. Ne oldu dostum? 1 bölü eksi 4 x üzeri 4 oldu. Hangi şıkkımızda var? Adana şıkkımızda aynısı mevcut. Geldik 2 numaraya. Şimdi öncelikle bunu şöyle bir düzgün yazalım. İntegral m üzeri eksi 3'tür. Bir de dm'miz var. Neye göre integral alın diyor. M'ye göre integral alın. Hadi alalım. Kuvveti 1 arttırıyorum. Eksi 2 olur. Yeni kuvveti de paydaya yazdım. Artı c. Peki bu ne demekti? 1 bölü m kare demektir. Bir de bölü eksi 2 var. Onu da 1 bölü eksi 2 diye ters çevirip çarptım. Yani ne oldu? Eksi 1 bölü 2 tane m kare artı c. Eksi 1 bölü 2 tane m kare artı c Bursa şıkkında mevcuttur. Geldim 3 numaralı sorumuza. Şimdi integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Önce bu integrali bir düzgünleştirelim arkadaşlarım. Biz şöyle integral 3 çarpı u üzeri 1 bölü 2'yi de yukarıya atalım. U üzeri eksi 1 bölü 2 olsun du. Hemen alıyorum integralini arkadaşlarım. 3'e hiç dokunmuyorum. 3 çarpı kuvveti 1 arttırıyorum. U üzeri 1, eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem 1 bölü 2 yapar. Bir de bölü 1 bölü 2'si var. 1 bölü 2'yi paydaya yazdım. Artı c. Şu 1 bölü 2'yi ters çevirirsek burası 6 olur. U üzeri 1 bölü 2 demek de kök u demektir. Artı c. 6 kök u. Artı c, Ceyhan şıkkımızda mevcut. Geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Dördüncü sorumuz. Fx şöyle bir şey olarak verilmiş. Olduğuna göre f'de eksi 1 değeri kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. F'de eksi 1'in değerini soruyor. Şimdi ne yapalım biz hemen? Gelin her iki tarafın türevini alalım arkadaşlarım. Şöyle türevini alırsam f'in türevi çıkar burası. Şurada bunlar gitmişti kardeşim. 1 bölü
Hatta 2 de var orada. 2 bölü x kare diye de bunun türevi geldi. Tabi bir de neyimiz var? Artı c'mizi de unutmayacağız değil mi dostlarım? Artı c'yi de yazalım buraya. Şimdi hemen ne yapıyorum? F'in türevinde f'te 1'i vermiş bize 3. F'te eksi 1'i istiyor bizden. Bu ya da burayı şöyle mi yapsaydık? Hiç uzatmasaydık da şurada direkt integral mi alsaydık diye düşündüm. Şimdi f'in türevini niye bulduk? Biz f'in türevini bulmaya gerek yoktu. Direkt şu integrale alsam daha güzel olurdu arkadaşlarım. Şöyle integrale alayım ben ya. Direkt fx'i bulayım. Türevini bulmakla vakit kaybetmeyelim. Direkt fx'i bulalım biz arkadaşlar. Fx çünkü şuna eşit sonuçta. Hemen buranın bir integralini alalım. Öyle yapalım kardeşler işi. 2 çarpı x üzeri eksi 2'dir buranın integralini alacağımız şey. Hemen alıyorum buranın integralini. 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Süremize bakalım. Tamam. Bu da ne olur? Eksi 2 çarpı 1 bölü x oldu artı c. Şimdi bu bizim fx fonksiyonumuz arkadaşlar. 1 yazalım x gördüğümüz yere. Eksi 2 artı c'den c 3'e eşitmiş 1 yazınca. 1 yazalım. Bir daha yazayım. Acele etmeyeyim. Neyse. F'de 1 eşittir. 1 yazıyorum. Eksi 2 artı c eşittir 3 oluyor. C eşittir 5 geldi. Şimdi bir de bana eksi 1'i soruyor. Eksi 1 yazarsam burası 2 yapar. C'de kaçtı kardeşim? 5'ti. Topladım. 7 yaptı. 2 artı 5. 7 çıktı. Zaten süremiz de dolmak üzere. 10 numaralı köşe taşına da bir sonraki videoda geçeriz artık. Hadi görüşürüz gobeller.